Bitcoin dün bir ara cuma günü FED başkanının Jackson Hole'da yaptığı konuşma esnasında 26 bin doların altına girdi dedi. Amerikan borsalarında da o esnada sert düşüş vardı. Altında da bu arada ons altında da sert bir düşüş vardı. Ve işte kripto paralarda bitcoin altcoinlerde de ani düşüşler gördük. Sonra toparladı. Daha sonra Bitcoin şu anda yeniden cumartesi günü 26 bin dolar üzerinde. Ama dünkü düşüş zaten geçtiğimiz hafta 29 bin dolar üzerinden 26 bine kadar gelmişti. Ve işte 26 bin dolar üzerinde geçen hafta konsolide olur gibi oldu ama dün yine bir miktar 26 bin de altına sarktı. Yani Bitcoin'de işler iyi gitmiyor. Dünkü düşüşün arkasında FED Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşma vardı. Dün yine şahin ifadeler kullandı Jerome Powell. Aslında dün Şahin ifadeleri artık bir son vereceği yönünde bir ümit vardı piyasalarda. Hem altın yatırımcılarında hem borsa yatırımcılarında. Çünkü zaten iki toplantıda, FED'in toplantılarında son derece sert mesajlar vermişti. Yani yeni faiz artırımları yolda mesajını vermişti. Haziran toplantısından sonra da FED'in, Temmuz ayı toplantısından sonra da. Onun etkisiyle zaten dünya piyasalarında risk iştahında bir düşüş görmüştük. Altında gümüşte sert düşüşler görmüştük. Bitcoin ve altcoin'ler üzerinde de baskı oluşturmuştu ama hmm. şimdi Bitcoin'deki ve altcoin'lerdeki asıl problem bu değil. Yani bu Amerika'da Fed'in yeni faiz artırımları yaparım ha mesajı veriyor olması değil başka beklenti kalmadı Bitcoin'de. Bitcoin'i Haziran ayında 30 bin doların hatta 31 bin doların hatta 31 bin 500 doların üzerine taşıyan beklenti yani bu Bitcoin ETF'i kurmak için büyük yatırım şirketlerinin işte BlackRock gibi ARK Investment gibi şirketlerin yaptığı başvurular tavsadı. Onlar SEC'ye Amerika'nın Finansal Düzenleme Otoritesi'ne başvurdular. Başvuru esnasında büyük bir beklenti doğdu onunla sert bir yükseliş yaşadı Bitcoin ve altcoinler. Ama işte daha sonra SEC'den hiçbir ses çıkmayınca ve üstelik Ark Investment'ın başvurusuna yanıt süresi dolduğunda yani 13 Ağustos'ta ertelemeyi tercih edince cevap vermek yerine SEC piyasalar anladı ki bu iş uzun sürecek. Hem de Öyle haftalar falan değil aylar alacak bir süreç. Bunu Reuters'te zaten söylüyordu. Diyordu ki aylar alabilir bu süreç SEC'nin bu konuda yanıt vermesi. Ortada dolayısıyla bir beklenti yok. Beklenti olmayınca da işte Bitcoin ve altcoin'ler patinaj yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bu 26 bin doların üzerinde konsolde olmaya çalıştı. Konsolde olduğu da söylenebilir. Bununla birlikte 26 bin dolar Bitcoin için Ocak ayından bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmesi anlamına da geliyor. Bu önümüzdeki günler, haftalar için iyi bir işaret değil. Yani bir ayı piyasasında şu an gibiyiz Bitcoin'de ve altcoin'lerde. Bununla birlikte uzun vadeli tartışmalı. Şimdi bu Bitcoin ETF başvuruları işte ARK Investment'ın, Fidelity'nin bu arada BlackRock'ın bunlar trilyonlarca dolara yön veren şirketler. Daha önce bu konuda birkaç video yayınladım ben de bu kanalda. Dolayısıyla onlar eğer onay alabilirse SEC'den bir kere Bitcoin'de ve altcoin'lerde bir rally yaşanacak. Buna hiçbir şüphe yok. Acaba SEC onayı verecek mi? SEC'nin başkanı Gary Gensler Amerika'da çok sert bir yönetici ve kripto paralara da pek öyle olumlu bakmadığında biliyoruz. Daha önce çok sayıda olumsuz kararı vardı. İşte bir dizi alt altcoin'i mesela menkul kıymet olarak değerlendirdi. Solana, Polkadot, Cardano gibi ve o karar üzerine sert düşüşler onlarda görmüştük. Ripple'la olan davasını zaten biliyoruz. Yani bir derdi var geri Gensler'ın kripto paralarda. Dolayısıyla bu Bitcoin ETF başvurularına olumlu yanıt vermezse de çok şaşırtıcı olmayacak. Fakat diğer tarafta da bu başvurular yapan şirketler de gerçek Amerika yani Amerika sonuç olarak kapitalizmin beşiği ve kapitalizme de eğer şirketler yön veriyorsa bunlardan büyük şirketler yok. Yani BlackRock trilyonlarca doları yönetiyor. Yani gerekirse geri Gensler oradan gönderir SEC'nin başından ve er geç o onayı alır diyen kripto para analistleri sektörün içinden yöneticiler yerde yabancı da var. Ben şimdi isim vermek istemiyorum ama Türkiye'deki kripto borsalarından birinin kurucusu mesela geçtiğimiz hafta onunla bir görüşme yaptım. O bu görüşte yani er geç bu onayı SEC'nin vereceği biçiminde ve SEC onayı verdiğinde biraz önce söylediğim gibi kriptolarda bir rally bence kaçınılmaz. Ve ARK Investment'ın kurucusu Cathie Wood, Amerika'nın çok ünlü bir yatırımcısı. Ağustos ayının yani içinde bulunduğumuz ayın başında dedi ki SEC bütün başvurulara aynı anda yanıt verecek. Yani ARK Investment ilk başvuruyu yapan şirketli büyükler arasında ama ilk olarak ona cevap vermeyeceği görüşünde Keti Wood, işte BlackRock'ın, Fidelity'nin, ARK Investment'ın diğerlerinin başvurusuna aynı anda yanıt vereceğini düşünüyor ve Keti Wood iyimser. O da SEC'nin er geç onay vereceği düşüncesinde ama ben bu konuda deriyi görmeden de paçaları sıvamamak gerektiği düşüncesindeyim. Evet Bitcoin ve altcoin'leri bir nokta koyalım. Bugünkü videonun sonunda bir de Pax Gold'a bakmak istiyorum. Pax Gold ilgili çok soru geliyor. O sorulardan birkaçına yanıt vereceğim bugünkü videoda. Bir kere Pax Gold ne? Pax Gold ons altına çıpalı bir kripto para. Bir stabil para, işte sabit kripto para diye Türkçeleştiriyoruz. Yani değeri başka bir varlığa endeksli olan çıpalı olan kripto paralara sabit kripto para veya İngilizcesiyle stable coin deniyor. Bunların en bilineni Tether yani USDT. USD coin var mesela Amerika'da The Circle adlı şirketin ki ortaklar arasında Coinbase de var. Onun çıkardığı stabil para onun da değeri bir Amerikan dolarına endeksli çıpalı. Şimdi geçtiğimiz günlerde PayPal bir para çıkardı sabit kripto para. Onun da değeri bir Amerikan dolarına çıpalı olacak. Yani sabit kripto paralar giderek büyüyor bütün dünyada ve Pax da bir sabit kripto para ama onun değeri Tether'den ve işte USD Coin'den veya PayPal'ın parasından farklı olarak Amerikan dolarına değil bir ons altına endeksi. Yani altının fiyatını izliyor. Türkiye'den de Pax Gold almanız mümkün. Pax Gold'un en büyük avantajı Pax Gold almanın satmanın makasın çok ama çok düşük olması. Tabii ki bankalara göre yani ons altına yatırım yapmak yerine Pax Gold'a yatırım yapabilirsiniz. Peki Pax Gold güvenir mi sorulardan biri. Pax Gold'un arkasındaki şirket Amerikan şirketi Paxos. New York merkezi bir kripto yazılım, blok zincir yazılım şirketi. Çok ciddi, çok tanınmış bir şirket. Binance'in kripto parasını da kısa süre öncesine kadar çıkarmış olan şirket. Bu arada Nasıl ons altın dolara bağlı olarak fiyatlanıyorsa Türkiye'de Paxos da Tether e bağlı olarak fiyatlanıyor. Yani USDT'ye bağlı olarak fiyatlanıyor. USDT'nin de değeri bir Amerikan dolarına eşit ama Türkiye'de biliyorsunuz USDT'nin yani Tether'in fiyatıyla Amerikan dolarının fiyatı farklılık gösterebiliyor. Yani para piyasalarında Amerikan dolarının değeriyle fiyatıyla kripto para borsalarında Tether'in fiyatı arasında küçük de olsa bir marş bir açı olabiliyor. İşte o marş, işte o açı da Türkiye'de Pax Gold'un fiyatının 10 altından farklılaşmasının bir başka sebebi. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta ben tatilde olacağım. Önümüzdeki cumartesi günü. Dolayısıyla bir sonraki cumartesi günü yeniden görüşmek üzere. Ama hafta içi buradayım. Sabahları biliyorsunuz. Sabah 8-8.30 bilemediğiniz 9'a doğru. Türkiye ve dünya piyasaları güne nasıl başlıyor diye notlar yayınlıyorum. Orada mutlaka kripto paralara da bir paragraf ayırıyorum ne oldu, niye düştüler, niye çıktılar. Onlara abone olmak isterseniz ücretsiz mültenler onlar. Mail adresinizi, e-posta adresinizi videonun açıklama bölümündeki linki tıklayarak bırakmanız yeterli. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.